Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı'nın hırsızlıkla suçladığı Fahrettin Paşa'nın Medine'den İstanbul'a gönderdiği kutsal emanetler var. Onlar Topkapı Sarayı'nda saklanıyorlar. Hatta tarihçilere göre gelmeseydi İstanbul'a herhalde Londra'da olacaktı. Neredeyse 100 yıldır da Topkapı Sarayı'nda muhafaza ediliyorlar. Arkadaşımız Gamze Turgutlu orada, yanında da Topkapı Müzesi Müdürü Mustafa Küçükaşçı var. Birlikte konuşacaklar bu kutsal emanetlerin önemini ve nasıl muhafaza edildiğini, sözü onlara bırakacağız şimdi. Fahrettin Paşa namı diğer çöl aslanı 20. yüzyılın başlarında askerleriyle birlikte Medine'yi işgalden korudu ve bu direnişiyle tarihe geçti. Ancak Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed Fahrettin Paşa'yı geçtiğimiz günlerde işgal esnasında bu kutsal emanetleri İstanbul'a gönderdiği için hırsızlıkla suçlamıştı. Bu suçlamalara hem iktidardan hem de muhalefetten sert tepkiler geldi. Az önce ekranlarınıza da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını getirdik. Kendisi Fahrettin Paşa'nın şehit olmak adına o kutsal emanetlerini koruduğunu dile getirdi. Biz de şimdi Topkapı Sarayı Müzesi'nde kutsal emanetler bölümündeyiz. Bu kutsal emanetleri konuşacağız müze başkanı Mustafa Küçükaşçı ile birlikte. Efendim öncelikle hoş geldiniz. Sağ olun, siz de saraya hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Kutsal emanetler niçin kutsal emanet diyor? Öncelikle bunu öğrenin. Şimdi efendim bizim kutsal emanet kavramı olarak Hazreti Peygamber'in eşyaları, geçmiş peygamberlere ait eşyalar, ashabın büyüklerine ait eşyalar ve bir de Mekke ve Medine'ye ait olan eşyalar. Fahrettin Paşa'nın İstanbul'a getirmiş olduğu eşyalar ise daha çok Surre ve padişahların bizzat kendileri veya hanım sultanlar tarafından Mescid-i Nebevi'ye, Hazreti Peygamber'in Hücre-i Saadet'ine gönderilmiş olan kıymetli eserler. Bu arada Mescid-i Nebevi'de bulunması arzu edilen Kur'an-ı Kerim başta olmak üzere İslam kültürüne ait eserler. Bunların hepsi yazma eserler ve bir de çok kıymetli eserleri de Hazreti Peygamber'in hücresine hediye etmek suretiyle Osmanlılar peygamber sevgisini, peygamber Türklerde çok yaygın olan, çünkü bizim milletimize ait olan bir özelliktir, görünür kılmak konusunda büyük bir gayret sarf ediyorlar. Onun için çok kıymetli altın, yakut ve zümrütten oluşmuş olan çok kıymetli eşyaları Mescid-i Nebevi'ye, Hazreti Peygamber'in Hücre-i Saadet'ine göndermek suretiyle Peygamber Efendimiz'in şefaatini umarak ve bir de Peygamber Efendimiz'in hayatlarındaki önemine vurgu yapmak bağlamında onun görünür kılmak için çok kıymetli eserleri oraya göndermişler. Fahrettin Paşa Medine'nin Osmanlılar tarafından korunamayacağını düşününce İstanbul hükümetinden bu konuda görüş soruyor. Bu eserleri ne yapması gerektiği konusunda. Onlar da sorumluluğu kendisinde olmak üzere onu yetkili kılıyorlar. Ve bunun üzerine Fahrettin Paşa 10 Ocak 1919'da Medine'nin terk edilmesi kararı alınca buradaki eserleri 2000 tane askerin muhafazasında, korumasında 30 tane sandığa koymak suretiyle bunların İstanbul'a, Topkapı Sarayı'na ulaşmasını sağlıyor. Kaç eser toplam? Şimdi bu 745 kalem olarak bunları düşünebiliriz. Ama bunların içerisinde adet olarak birden fazla olanlar var. Bu eserlerin önemli bir kısmı Kur'an-ı Kerim başta olmak üzere yazma eserler. Ve bunlar çok kıymetli hat eserleri Kur'an-ı Kerim açısından. Ve aynı zamanda süsleme bakımından da, ciltleri bakımından da önemli eserler. Çünkü Osmanlı padişahları İstanbul'da, İstanbul'un en güzel köşelerinde bulunmasını istedikleri Kur'an-ı Kerim'in aynısının Medine-i Münevvere'de, Mescid-i Nebevi'de bulunmasını da arzu etmişler. Diğer taraftan mesela Hazreti Fatıma'nın kabri varmış. O zaman kabirler belliymiş. Sorguç. Ve evet, onun üzerine bir gelin sorguçu diyebiliriz ona. Çok süslü ve paha biçilmez bir eser. Mesela onun üzerine konulması için onu göndermiş. Veyahut da böyle bir iğne takı olarak göndermişler. Ve o Peygamber Efendimizin Hücre-i Saadet'inde duruyor. Medine-i Münevvere'de evlenen
her genç kız onu evlendikleri gün kullanıyorlar, sonra geri iade ediyorlarmış. Bütün bunların hepsi Peygamber Efendimizin şefaatini ummak, ona olan saygının bir nişanesi olarak ve onun sünnetine bağlılığının bir işareti olarak bunları düşünmek lazım. Ve netice itibariyle Fahrettin Paşa bunların orada korunamayacağını ve hedefinden farklı maksatlarla kullanılacağını düşündüğü için bunları İstanbul'a göndermiş. Tabi İstanbul'a göndermesinin bir önemli tarafı da şudur. Fahrettin Paşa bunların hiçbirisinin kendi alıp kullanmayı istememiş. En azından bir tanesini bile almış olsa hiç kimse ona bir şey diyecek veya sorgu soracak durumda değil. Ama bütün bunların hepsini milletin malı olarak, Hazreti Peygamber'in sevgisinin bir tezahür olarak, bir vakıf olarak düşünmüş ve onların hepsini buraya göndermiş. İstanbul'a geldikçe... Bir cümleyle sorabilir miyim? Nerede korunuyorlar ve biz neden göremiyoruz şu an? Bunlar İstanbul'a geldikten sonra yazma eserler bizim saray kütüphanesinde, yazma eserler kütüphanesinde numaralandırılarak kullanıma açılmış ve şu anda da araştırmacılar istedikleri zaman onları gelip görebiliyorlar. Bir yıl içinde ziyaret. Diğeri ise kıymetli eserler ise bizim hazine bölümünde Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılan hazine köşkünde bunlar yaptırılmaya başlanmış ve hazine köşkü şu anda onarımda olduğu için bunlar depoda muhafaza ediliyor modern bir şekilde. İnşallah yakın bir zamanda bunların tamamı gösterime çıkacak. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, Fahrettin Paşa'nın Medine'deki işgalden kurtardığı kutsal emanetleri konuştuk. Merakları da bir yıl içinde ziyaret edebilecek diyelim ve sözü merkeze bırakalım.